Evet hocam, bir sorumuz daha. Şu şekilde, bilinçaltımız bizim biyolojik yapımız üzerinde ne kadar etkili? İşleyişi değiştiriyor mu? Mesela bazı kitaplarda bizler enerjiyiz ve bunu olumlu telkinlerle desteklersek istediğimizi elde edebiliriz diyorlar. Bunların gerçeklik payı nedir? Tüm bunlar kişisel gelişim kitaplarının zırvalıkları mıdır? Zırvalık diye bir şey yoktur. Her şeyde bir gerçek payı var. Öncelikle bilinç dışı dediğimiz kısım zihnimizin çok büyük bir bölümünü oluşturuyor. Hareketlerimizin, kararlarımızın hemen hemen hepsi aslında orada alınıyor. Başarı ya da başarısızlıklarımızı belirleyen her şey aslında orada yer alıyor. Bizim mantıklı ya da akılcı ya da rasyonel zihnimiz dediğimiz zihnimiz çok geriden gelir. Kapasitesi çok düşük bir şeydir. Esas mevzu orayı nasıl programlayacağız? Orayı programlamak için çok fazla teknik var. Ta işte antik Çin tıbbından tutun da bugünün modern kişisel gelişim tekniklerine kadar bir sürü yöntem öneren insanlar var. Bunu biraz tıp ya da şifa mantığıyla düşünürsek şöyle bir durum var. Hiçbir teknik herkese uygulanamaz. Yani herkesin geçerli olan bir teknik yoktur. Ama şunu söylemekte fayda var. İnsan zihni dille çalışır. Biz dil kalıpları aracılığıyla zaten zihnimizi programlamaktayız. Nasıl? Günlük hayatta yapamam kalıbını ne kadar çok kullanıyorsak, bu yapılamaz ne kadar diyorsak o iş o kadar yapılamaz oluyor gerçekten de. Çoğu zaman sadece dil kalıplarını değiştirmek, daha kararlı, daha karara bağlı dil kalıpları kullandığımızda, daha planlamacı bir zihin durumunun devreye girdiğini ve bu işleri yapabildiğimizi görüyoruz. Yani böyle bir durum var. Bilinç dışı sistemi programlamak ise bundan biraz farklı bir şey. Yaşama amacıyla, yaşama bakışla ve yaşamdan beklentiyle çok yakın ilişkisi var. Bilinç dışını programlayan en kuvvetli soru neden sorusudur. Neden ben bunu yapıyorum? Bunu galiba daha önce videoda konuştuk. Neden videosunun linkini altına koyarsın bunu. Neden sorusu bizim bilinç dışı zihnimizin motivasyonunu sağlayan bir sorudur. Eğer bir şeyi gerçekten kendi içsel nedenimizle yapıyor isek o meseleye dair tırnak içinde başarı dediğimiz şeye daha kolay ulaşırız diğer insanlara göre. Ama o nedenimiz bizim değil de başkalarının bizden isteklerine dayanan bir nedense, yani başkalarının nedeninden dolayı bir şey yapıyorsak, bu durumda tabii belli bir tabiri caizse kasnağı sarmak, ilerleyememek falan gibi durumlar söz konusu oluyor. Herkesin tutup da bilinç dışı böyle bir düğmeye basıp da zırt diye formatlanacak bir şey değil. Dediğim gibi o kitaplarda anlatılan 10 adımda, 20 adımda falan programlanacak bir şey değil. Doğru yaşamakla ilgili bir mesele, kendini tanımakla ilgili bir mesele. Bugünden itibaren videoyu izleyenlerin, dilerim ki en önemli işi kendileriyle uğraşmak, kendini tanımak olsun. Bu süreç başlayınca, yani ben ne yapmayı seviyorum, ne yapmayı sevmiyorum, nasıl gideceğim falan filan soruları, neden böyle yaşıyorum, neden bunu yapıyorum soruları sık sık sorulduğu takdirde siz hiç fark etmeden bilinç dışı zihninizi zaten programlamış oluyorsunuz. Sonra da Allah kolaylık versin bakalım sonucunda bir şeyler oluyor ama neler olacağını öngöremiyorum. En güzel tarafı da bu. Formül hiç sevmem. Daha önce söylemiştim birkaç videoda. Formül vereni de sevmem, formül vermeyi de sevmem. Çünkü formüllerle yaşayan canlılar değiliz biz. Hepimizin hayatı bir ve yegane. Ana bilgilerden istifade edip kendi yolumuzu bulma cesaretini bir şekilde uyandırmamız lazım. Dolayısıyla burada da o söylediklerim aynen geçerli. Evrene gönder geri gelsin. Evrene gönder geri gelsin meselesi söyleyeyim mi onu da? Daha önce söyledik mi biz evrene gönder geri gelsin videosu yapmış mıydık? Yok hocam yapmadım. Yani aslında temel olarak yanlış bir fikir değil. Fakat ne evrenin umurundayız ne de öyle bir yankılanma sistemi var. Burada gönderilmekten kastedilen şey gerçekten içten özden emin olarak bir şeyi arzu etme meselesi. Bir şeyi arzu ederse insan zaten yapar. Yani ona ister evrenden yansıyor da ister Allah veriyor da ne dersen de yani adına ne dediğin çok önemli değil. Ama o bütün kitaplarda o öğretilerde tavsiye edilen şey şeksiz şüphesiz tereddütsüz inanma. Yapacağın işe inanma. Biz de şimdi sana geliyorum. Şu da olabilir, bu da olabilir ama o da olsa da böyle diyen belki de olur mu? Olabilir. Neden olmasın gibi böyle bir ortaya yuvarlak bir düşünüş tarzı var. Yani ne şiş yansın ne kebap diyoruz. İkisi de yanıyor netice itibariyle. Yani şiş de yanıyor, kebap da yanıyor. Dolayısıyla ben kebaptayım arkadaş diye karar verdiğiniz zaman ister evrene gönderin, ister duvardan zıplatın her şekilde bir şekilde size ulaşır efendim. Dolayısıyla o bir aforizmadır. Ben her şeye iyi tarafından bakma niyetindeyim. Ha bu konuda size bir şeyler, yöntemler satıp para kazananlar varsa Allah da bereket versin. Ben onlara para vermiyorum. Kendim yapıyorum. Evrene kendim zıplatıyorum. Ya tutarsa? Ramazan günü biliyorsun Nasrettin Hoca Gölkenar'ında yoğurt diyormuş. Demişler ki hocam Ramazan günü oruç mu yiyorsun? Demiş ki ya tutarsam? Aynı onun gibi. Ya tutarsam? Kim İyiymiş, anlatmıştı bunu ya? Böyle de dinlememiştim. Zenk Erdem'in. Evet ya hocam. Tutarsam. Buradan Erdem'e sevgiler. Erdem'i yiyeceğim.